Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, çok uzun bir süredir ev sahipleri ve kiracıların yaşadıklarını konuşuyorduk ki bu sefer ev sahipleri için yeni bir düzenleme geliyor. Gerçi kiracılar için de bu %25 sınırı kaldırılıyor. Onu bir tarafa koyacak olursak yeni bir taslak hazırlanıyor dedik. Taslakta ne yer alıyor? Birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü veya diğer evlerinden daha yüksek oranlarda emlak vergisi alınması da öngörülüyor. Tabii 5 tane 10 tane evi varsa ya da işte o zamanında siyaset yapıp da 60 tane daireleri, 160 tane daireleri olanları bir tarafa koyacak olursak belki emekli olduktan sonra bir evi daha oturduğunun dışında bir evi alıp kiraya verenler de var. Onların durumu da aynı torbaya konulmuş oluyor. Tabii ki konunun uzmanı yine karşımızda SGK müşaviri Dilek Ete bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Bir Hoş süredir görüşemiyorduk, özlemişim sizinle yayın yapmayı. Ben de sizi özledim. Gerçekten Özgür Bey'le de çok güzel yayın yapıyoruz ama sizin diğer yayınlarınızı da takip ediyorum. Özellikle ekonomi alanında çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz YouTube kanalınızda. O yüzden de çok teşekkür ederim. Yararlanıyorum gerçekten. Göremeyince gözüm arıyor. Hoş geldiniz diyelim size de. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum bugün yine sizinle bir arada olmaktan. Peki şu taslakla başlayalım mı? Yani Olur. ev sahipleri için yeni bir düzenleme dedik. İşte ikinci, üçüncü ve diğer evlerden daha yüksek oranlarda vergi alınacakmış. İşte örneklerini de açıklamışlar. İki evi olanlar birinci ev için 5.000 lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7.500 lira ödeyecek ya da 10.000 lira ödemek zorunda kalabilirler. Malum zaten enflasyonist ortam, yani işte 10.000 lira emekli maaşıyla geçiniyor bir emekli, yanında da bir tane küçük bir daire almış, katkı olsun da ayakta kalabileyim diye. Ne olacak peki bu durum? Şimdi şöyle biz bu iktidarın ya da bu tasarıları, bu yasa tasarılarını hazırlayanların bu düşünce sistemini bir türlü gelemedik. Bakın 5 tane 10 tane evi olan, 20 tane 30 tane evi olan zaten onlar vergi ödemiyorlar. Seçim öncesi biliyorsunuz bir sürü belediye başkan adaylarıyla ilgili haberler çıktı. Emlak vergisi ödememişler, yani evler orada var, ödemiyorlar. Esas burada yapacağınız düzenlemeler sabit geliri olan, asgari ücretli olan, emekli bunları etkiliyor. Ne yazık ki Maliye Bakanı'nın da bütün tasarruf tedbirleri dönüyor dolaşıyor bizi buluyor. Yani emekli olup kendi hayatını zor idame edenleri bir kenara bırakalım. Artık eşler karı koca çalışıyorlar, evin mutfağını bile götüremiyorlar. Öyle bir para biriktirme kısmı da yok. Tamamen dünyada bir mülksüzleştirme çabası var. Yani sadece Türkiye'de değil ama dünyada var, ama Türkiye'de bunu belirli bir kesimin üstüne yıkma çabası içerisindeler. Şimdi biz bir evi satın aldığımızda o evi için bir tapu harcı yatırıyoruz. Gidiyoruz satın almada bir tapu harcı yatırıyoruz. Devlet diyor ki 5 yıl içerisinde bu evi satarsan, yani bu işi ticarete dönüştürüyorsan bir vergi alacağım. Şimdi yeni tasarıda diyorlar ki 5 yılın bir önemi yok. Sen evi ne zaman satarsan sat 15 ile %40 arasında ben senden ekstra vergi alacağım. Güzel kardeşim, belki bu ev bir tane ev anadan babadan kaldı. Belki ben bir şekilde bu evi aldım ama çocuğumu evlendireceğim, başka bir yerden ev alacağım. Ne bileyim, paraya ihtiyacım var, bankaya koyacağım. Sen zaten emekli aylığını düşük veriyorsun, onun faiziyle geçineceğim. Bunu satarken de bunun ben niye sana %15'ini %20'sini veriyorum? Evi aldın, kiraya verdin. Bakın bu yıl 2024'te istisna tutarı 33 bin lira. Yani 33 bin liraya olan kadar olan kira gelirinizi muaf tutuyor. Geri kalanı bana bildireceksin, ben onun üzerinden de vergi alacağım diyor. Şey, 33 bin dediğiniz 3 aylık kira. Yani herkes evi, ikinci bir evi olup kirada olan herkes bir de kira vergisi verecek. Yetmedi, birden fazla evim var, ona da vergi istiyorum diyor. Yani ne istiyorsunuz? Canımız kaldı bir tek, gelin onu da alın. Şimdi geçen sene taşıtlara biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisini çift katı ödedik. Ya bu artık Evet. suyu oluyor. Evi alırken verdim. Yılda bir kere emlak vergisi verdim. Yetmedi, kiraya veriyorsam kiradan vergi verdim. Satarken vergi verdim. Sen bana devlet olarak ne verdin? Arabamı kapıya koyuyorum, otopark. Yola, evden çıkıyorsun, en ufak bir otobüs biletinden aklınıza gelebilecek her şeye kadar KDV alıyorsun, dolaylı vergi alıyorsun. Yani insanların sabrını sınıyorlar Ebru Hanım. Yani bu bir kere emlak vergisini bu şekilde arttırırsanız siz kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirirsiniz. Şöyle bir hesap yapalım. 10 bin liralık
bir kiralık eviniz olduğunu düşünün ve o evden aldığınız kira geliriyle geçinebildiğinizi düşünün. Çocuğunuzu okutuyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bunun bir kira gelir vergisini vereceğim ben. Bir de devlet ikinci evim olduğu için benden vergi isteyecek. Bunun sonu yok Ebru Hanım. Hiçbir şekilde sonu yok. Bir de raiç bedel diye bir şey eklemişler. Hani ekspertiz firmalarından aldıkları rakam üzerinden artık vergi alacaklarmış. Biliyorsunuz belediyelerde her konutun bir beyan bedeli var ve onun üzerinden biz vergilendirme yapıyoruz. Eğer bunu ekspertiz firmalarına bırakırsanız, ekspertiz firmaları aracılığıyla belirlensin derseniz, çoğu kişi zamanında aldığı, iyi fiyatta aldığı ama şu an değerlenmiş olan konutlar üzerinden çok ciddi emlak vergileri öder. Bu gelirlerle o vergilerin ödenebilir imkanı yok. Ne yapmaya çalışıyorlar? Merkezlerde, şehirlerde konut sahibi olanları köylere, çeperlere atmaya çalışıyorlar Ebru Hanım. Tamamen canlı olarak bizi şehir merkezlerinden uzaklaştıracaklar. Ben de buradan sizin yayınınız aracılığıyla şunu söylüyorum. Lütfen asgari ücretli, emekli, bunlar üzerindeki elinizi bunların üzerinden bir türlü çekmiyorsunuz, cebinden çekmiyorsunuz. Lütfen artık bir rahat bırakın. Çünkü zaten şu anda ciddi bir enflasyonun altında sabit gelirli ve emekli ezilmiş durumda. Düzenleme inşallah böyle bir gecede çıkmaz. Paydaşlar, yani bu konuda vergi konusunda uzman bir sürü ülkemizde duayenler var, profesörler var. İnşallah onlara da bu konu sorulur, böyle oldu bittiye getirmezler. Çünkü biliyorsunuz 2019'da bir değerli konut vergisi getirdiler. 9 milyon üzerinde konutun değeri olanlara ek bir vergi çıktı. Bu yıl için o rakam 12 milyon üstünde evinin değeri olanlar bir vergi verecekler. Bir de kalkıp bunu tabana yayarsanız tutarına bakmadan, hakikaten bu vergiler ödenir değil. Zaten konut alıpta da problem var. Krediler biliyorsunuz yüksek, kimse konut alamıyor. Evet, öyle bir sıkıntı da var. İnşallah daha fazla bunu abartmazlar ve bunu kaldırırlar. Yani bu vergi sistemi gelirse hakikaten ciddi sıkıntı var. Umarım bir gecede gelmez dediniz ama bizim cebimizden çıkacak olanlar nedense bir gecede kanun hükmüyle falan böyle ertesi sabah gazetede görüyoruz, resmi gazetede görüyoruz. Onlar bir gecede çıkabiliyorlar. Yeter ki bizim cebimizden çıkacak bir rakam olsun. Gerçekten. Neye itiraz edeceğimi şaşırdım. Yani emeklilere mi üzülelim, Bağkurlu'ya mı üzülelim, esnafa mı üzülelim, çiftçiye mi üzülelim, işte çay için herkes yürüyüş, öğretmenlere mi üzülelim, gençlere mi üzülelim, işsizlik aldı başını gidiyor. Ben artık siz hepsinin sesi olmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten o yüzden bir kere daha teşekkür ediyorum size. Emekliler ve diğerlerini saydınız. Ben bugün yine emekliler, pazar günü de çünkü büyük emekli mitingi var. Onu da soracağım ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Emekli zaten emekli olduktan sonra çalışmaya mecbur. İşte az önce ikinci evi olan dedik ama ikinci evi olabilen bile çok az zaten. Her şekilde 10 bin lira alan insanın ayakta kalabilmesi ya da hayatta kalabilmesi için çalışması gerekiyor. Normalde çalışıyorsa bir sıkıntı yok. Peki kamuda çalışan emeklilerin durumu ne? Biraz da onu anlatmanızı istiyorum. Çünkü eğer kamuda çalışırsa emekli aylığını durdurmak zorunda kalıyorlar. Peki durdurmazsa ne olacak? Biraz da bunu anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi şöyle, biz emeklilere bir çalışma yasağı yok. Emekli, emekli olduktan sonra çalışabilir. Ama emekli kamuda ya da yarı kamuda çalışmaya başlarsa, o yarı kamu ne onu da anlatacağım. Evet. Çalışmaya başlarsa emekli aylığını durduruyor, ondan sonra başlıyor. Diyelim ki sigortadan emeklisiniz, mimarsınız. Bir şirkette çalıştınız ve emekli oldunuz. Şimdi özellikle belediye başkanları yeni kadrolarını oluştururken kendilerine danışman, işte mimar, özellikle vasıflı çalışanları alıyorlar. Size bir teklif geldi, dediler ki gel belediyede işte hukuk bölümünde çalış, mimar çalış. Eğer maaşınızı durdurmadan belediyede çalışmaya başlarsanız onlar yarı kamu olarak değerlendiriliyor. O durumda emekli, size ödedikleri emekli aylıklarını geriye dönüp faiziyle kurumun isteme hakkı var. Bunun da dayanağı 5335 sayılı kanunun 30. maddesi. Diyor ki bazı istisnalar hariç, biraz sonra onları da sayacağım. Kamuya dönen hangi, nereden emekli olursa olsun, SSK'dan, Bağkur'dan, emekli sandığından maaşını durdurur, kamuya öyle döner. Bazıları kamu değil ama yarı kamu, kamu teşebbüsü. Yani içinde belediyelerdeki gibi
kamu özelliği taşıyan sermayesi var. İzmir'de mesela böyle belediyede hizmet veren işte İzelman var, bir sürü şirket var. Belediyenin şirketi %50'sinden bir fazlası, %51'i kamuya ait. Buralarda eğer bir çalışmanız söz konusuysa bilin ki emekli halinden vazgeçeceksiniz. Bunu neden özellikle üstüne düşerek anlatıyorum? Mesela şöyle şeyler oluyor. Benim de danışmanlık bürom var, geliyor. Vatandaşın haberi yok. Normal emekli olmuş. Kendisine bir teklif geliyor belediyeden. Diyorlar ki işte buranın mimari çizimini sen yap. Gel ekibinle. Buranın bütün çizimi, her şeyi sende. Kişi de diyor ki ya evde oturuyorum zaten, emekliyim. Aldığım maaş 10 lira, 15 lira, 20 lira. Gideyim orada proje bazında çalışayım. Haberi yok emekli ailenin duracağından. Çünkü duracağından haberi olsa ya zaten 20 bin lira aylık alıyorum. Orada da gideceğim 15 lira alacağım. Ben bu aylığı niye durdurayım diyor. Mantıklı bir şey değil yani. Matematiksel olarak da mantıklı değil. Hem gidip çalışacağım hem de var olan gelirden vazgeçeceğim. Bilmediği için gidiyor, kabul ediyor onu. Hem kabul ettikten sonra emekli aylığını geriye doğru ödemeye için kurumdan yazı geldiğinde bir pişmanlık yaşıyor. O yüzden özellikle kamuya dönenler nereden emekli olurlarsa olsunlar maaşlarını durdurup öyle dönebilirler. Buna dikkat etmelerini öneriyorum. İstisnası ne? Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, vakıflarda çalışanlar, yönetim kurullarında görev alanlar, işte bunlara devlet diyor ki hiç problem değil, kamuya elimizi kolumuzu açtık, gel ben sana hem tonlarda maaş veririm hem de emekli aylığını veririm. Adalet mi ararsın, eşitlik mi ararsın, anayasal hak mı ararsın, hiçbiri yok. Emekli olduğunda normal vatandaşa kurulmuş tuzak. Hepimiz vekil mi olalım? Yani işte vekil olunca ayrı imkanlar oluyor tabii ama sade vatandaş olunca maalesef onları yaşayamıyorsunuz. Peki gelelim mi pazar günkü büyük mitinge? Ben çok merakla bekliyorum. Gerçekten büyük kalabalıklar olacak mı? Emekli sesini duyurmak için o meydanı dolduracak mı? Ne dersiniz? Biraz anlatır mısınız bize? Ya eminim ki oradasınızdır değil mi pazar günü? Oradayız, evet. Şimdi şöyle, Türkiye'nin her yerinde bugüne kadar kurulmuş emekli dernekleri, emekli federasyonları, emekli sendikaları hepsi el ele verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde Ankara'da mitingde buluşacak ve emeklilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirecek. Oldukça önemli bir miting. Ama biz bir kere İzmir'de biliyorsunuz emekliler, emekli ve emekçiler derneği olarak bütün yönetim kadromuz ve Cumhuriyet Halk Partisi Konak ilçenin bize tahsis ettiği otobüsle birlikte buradan 45 kişi yola çıkıp gidiyoruz. Çok yeni bir dernek olduğumuz için çok daha geniş kitleleri içine alamadık. Hazırlanmamız da ona uygun olmadı ama otobüsümüz doldu. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz. Yeni bir kayıt alamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda farklı ilçelerden otobüs kaldıracak. Ben bizi izleyen bütün takipçilerimize şunu söylemek istiyorum. Birazcık bu sosyal güvenlik mevzuatında çorbada birazcık da olsa tuzum olduysa hepinizden rica ediyorum lütfen çizgili pijamalarınızı giyip televizyon karşısında oturup da elinize televizyonla, telefonla hak arayışına girmeyin. Bakın bu bir mücadele. Gerçek anlamda maaştan rahatsızsanız ya da sosyal güvenlik adına da çok büyük bir şans. Evet, yani gidip oraya 3-5 kişi gidersek ne olacak biliyor musunuz siyasi iradede? Ya zaten herhalde memnun olmasalar gelirlerdi buraya olacak. Ya ben ne işim var pazar günü mitingde? Şimdi kalabalık olur. Niye gideyim? Eşimle dostumla kahvaltıya giderim, gezerim, tozarım mantığıyla bir hak sonuçlanması. Bakın aynı şey EYT'de oldu. Evinde oturup hiçbir toplantısına gelmeyen kişiler emeklilikten faydalandılar. Şimdi de eğer koşun, uğraşın, sonu bize de yarasın diye düşünüyorsanız bu iktidar bu tasarruf tedbirleriyle bu hakkı verirken bayağı zor verecek. Eğer orada kalabalık olursak, birlik olursak Temmuz'da enflasyon farkı dışında seyyanen bir fark da alırız. Ve bu bakın 2008'de çıkan yasaların geri gelmesini istiyoruz. 2008'den 2024'e kadar geçen süreçte emekli dernekleri ses istediği gibi yükseltmedi. Başına gelebilecek felaketin farkında değildi. Aynı şeyi tekrar yapmayın. Seneye bu seneki alım gücünü bile bulamayacaksınız. Eğer ses yükseltmezseniz. O 20 bin lira 30 bin lira alanların da maaşlarında bir alım gücü yok. Yani artık parayla olan şeyimiz koptu biliyor musunuz? Bağımız koptu.
ne alabileceğini bilmiyorum ben. Cebime 1000 lirayı koyup gittiğimde marketten hangi ihtiyaçlarımı karşılayacağımı bilmiyorum. Çünkü 10 gün önce aldığım bir şeyi 10 gün sonra aynı fiyata alamıyorum. Ve Mayıs'ın 3'ü itibariyle 4 aylık enflasyon farkımız 18.71. Bu böyle devam ederse TÜİK'in açıkladığı o çok doğru aylarca hesapladıkları rakamlarla 18.71 olsun en fazla %25. Siz Ocak'tan beri aldığınız 10 bin lirayı şu anda 8.500 arasında alıyorsunuz. Yani 1500 lirası uçtu, havalandı, gitti. Bir iki ay daha geri kalan bir 1000 lira 1500 lira da gidecek. Eğer sadece %25 yapılırsa bugüne kadar aldığınız 10 bin lirayı bile Temmuz'dan sonra bulamayacaksınız. O yüzden lütfen şu mitinge, biz Emekli ve Emekçiler Derneği yeni kurulduk. İstanbul, İzmir, Mardin, Adana, Antalya gibi, Kocaeli gibi birçok ilde yapılanmamız var. O derneklerimize teker teker kuruluş evraklarını alıyorlar. Ama biz bile orada olacağız bakın. Ya yeni kurulduk, daha bir sürü yapacağımız işler var. Tempomuz çok yüksek hakikaten. Ama ben cumartesi gecesi İzmir'den bütün kurucu üyeleri arkadaşlarımla birlikte otobüse doluşuyoruz ve oraya gidiyoruz. Orada hakkımızı arayacağız. Lütfen siz de ne yapıp edip Ankara'da pazar günü gelin. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Biz size çok inanıyoruz. İşte az önce o aslında maaşların ne kadar eridiğini söylediniz. Böyle bir istatistik de yayınlanmıştı. 2002 yılında emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı. Emekli yasası eğer değişmeseydi, o sizin böyle her yayınımızda aslında anlatmaya çalıştığınız, insanların gözüne sokmaya beraber çalıştığınız olmamış olsaydı, bugün bir emekli yaklaşık 29 bin lira maaş alacaktı. Sadece bir emeklinin aylık zararı 19 bin lira. Yani yıllık zararı da 228 bin lira. Bu rakamları da vermiş olalım ki yani izleyicilerimiz de daha iyi ceplerinden ne kadar paranın gittiğini anlamış olsunlar. Emre Hanım çok güzel bir şey söylediniz. Başka birisi cebinizden bu parayı alsa kapısında yatarsınız. Evet. Bu resmen sizden alınan bir para. Cebinizden alınıyor. Yani hırsızlık diyeceğim, bana yakışmayacak ama resmen devlet eliyle cebinizden o parayı alıyorlar. Lütfen artık uyanalım. Evet. Siz herkesi uyandırmak için elinizden gelen çabayı sarf ediyorsunuz. Biz de sizin sesinizi duyurmak için uğraşıyoruz. Umarım bizim de bir katkımız vardır ama sizin katkılarınız çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere diyorum Perşembe günü. Görüşmek üzere, hoşçakalın.